Aa. Hiçbir şey yemiyorsunuz baba. Hayrola? Canınız bir şey mi sıkkın? Yesem ne olacak be Medya? Yesem ne olacak, yemesem ne olacak? Ne gibi? Şimdi bakmışım yemişim, yarın bir bakmışım gitmişim. Nereye? Hatta, ya bu nereye olacak ölümlü dünya kızım? Aa baba ağzınızdan yer alsın, Allah gecinden versin. Yok yok, insan böyle durumlarda bazen her şeyin farkına varıyor. Neyin mesela? Bir an önce avukata gitmem lazım. Vasiyetnamemi hazırlamalıyım. Hazırlıklı olmak lazım. Aa, daha neler? Ne demek daha neler? Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bak yeni bir torun geliyor. Bir tanesi de mıncırı kucağında. O çocuk nereden bizim torunumuz oluyor baba? He? İştahınız yok, benim de iştahımı kestiniz. Ayşegül'ün büyüttüğü çocuğun bizimle ilgisi ne? Dünya işte senin gibi taş yürekler yüzünden bu halde. Eğer ben de İsmail'sem, o mıncırın, o talihsiz yavrunun himayesini üstüme almazsam, onlara yardım etmezsem. Baba o mıncırın ne ilgisi var sizin mirasınızla ya? Allah'ım beni babamın mirasıyla sınama ya Rabbim ya. Naciye, söyle de arabayı hazırlasınlar kızım. Nereye gidiyor bu adam acaba? Ay, avukata gidiyor olmasın? Buyurun, hoş geldiniz. Suna Hanım'ın dersi başladı mı? Sağ olun, teşekkür ederim. Ne işi var bu adamın bebek bakım merkezinde? Avukata gitmiyor muydu bu? Yoksa avukattan çocuk mu yaptı bu? Ay, bizim avukat kadın mıydı ayol? Ay vallahi yüreğime inecek, şimdi düşüp bayılacağım. Bu tekin erkeklerinden her şeyi beklerim ben. Dedesine bak, torununa al. Can kime çekmiş olacak zaten. Ay, ne diyorum ben be? Sanki Elif hamile de. Ay Medya, kendi yalanına kendin inanmaya başladın. Ay vallahi şimdi bayılacağım. Naci. Şimdi etrafta kimse yok, bayılmanın sırası değil. İşin var senin burada. Beni mi takip ediyorsun yoksa? Aa, estağfurullah baba, o nasıl söz öyle de? Yani ne işiniz var sizin burada? Vallahi çatlatırsınız insanı. Ahmet ya, merakıma yenildim de peşine takıldım diyemiyorsun değil mi? Her neyse, burası bebek bakım merkezi. Ben de eğitim almaya geldim. Ne eğitimi? Bebek bakım eğitimi. Aa, ben de avukata gittiniz zannettim. O bücürü himayeme alacağım deyince 3-5 milyon verirsiniz maazallah diye. Yani sizden de bekliyorum öyle bir şey. Mal benim, para benim. İster veririm, ister vermem. Ele ne? Ha, şimdi el olduk öyle mi? Neyse, ben gideyim artık. Dur. Madem geldin, sen de katılıyorsun kursa. Aa, üstüme iyilik, sağlık. Ne gereği var baba? Ne gereği var, olur mu kızım? Bak, Ayşegül'ün kucağında bir tane. O sarı kızın karnında bir tane. Senin anlayacağın, ailemiz genişliyor. Kim bakacak bu bebelere? O bebeklerin işini bunların sırtlarına mı yükleyeceğiz? Arada bir bezlerini de değiştirmeyecek miyiz canım? En son bebeği gördüğümden bu yana 30 yıl oldu. Sense dadılar falan derken canın altını bile açmadım bir kere olsun. Aşk olsun babacığım. Dadılar o iş için var zaten. Hem ben dadılar sayesinde ülke ekonomisinde istihdam yarattım. Her neyse, artık bebekleri dadılara bırakmayacağız. Aa, ne şanslı bebek. Dedesini nesi dadıya bırakmıyor. Keşke bizimkiler de öyle olsa. Aa, taş çatlasa 5-6 yaş büyüğüm senden. Neni nesi ayol? Göz var, nizam var.
Aa, bir de bebek büyüteceksin. Allah kolaylık versin o bebeğe. Aa, anne ne diyor bana ya? Sabır. Hoca da geldi. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun başlayalım. Size güvenmesi gerekli her şeyden önce. Onu böyle güvende ve başı yukarıda olacak şekilde size gösterdiğim gibi kolunuzda tutmanız gerekli. Kızım bak ne diyor? Güvende tut diyor, sen ne yapıyorsun? Medya sen ne karışıyorsun? Sen işine baksana kızım. Yok taktım ben bu kıza. Pardon, yanlış tutuyorsunuz. Öyle tutar. Ay çıldıracağım. Vallahi aklımı çıldıracağım. Susayım ve susayım diyorum ama nereye kadar? Küvete onca suyu doldurmuşuz. Kendimizi eğiliyoruz burada. Ay gören de dünyayı kurtarıyoruz sanır. İşte tertemiz oldu. Mühim olan bebeğin su yutmaması. Böyle ağzını kapatacaksın. Bir iki kere daldırıp daldırıp çıkaracaksın. Mis gibi banyo. Ay 50 saattir neyin tantanasını yapıyoruz anlamıyorum. Mide Hanım olur mu öyle şey ama? Bakın yaptım gördünüz oldu. Hem ben koskoca cam tekini nasıl büyüttüm zannediyorsunuz? Bir defa su boy uzatır derler. Maşallah benim oğlumun boyu da 1.90. Yanlış bir şey yapsam bu kadar uzar mıydı? Kusura bakmayın ama bunca tantana hep para tuzağı. Ya sus biraz yav, sus biraz yav nereye? Niye susayım babacığım? Bak ne güzel konuşuyor. Ayrıca dersin başında bebeğe mama yedirmenin püf noktalarını anlattınız. Neymiş efendim? Tam kıvamında, ayarında yemek vermek lazımmış. Ayol el kadar bebeğin ayarı mı olur? Aldığı kadar vereceksin mamayı bebeğe. Sen dersen ne olur, vermesen ne olur? Yedikçe vereceksin, yedikçe vereceksin. Nasılsa fazlasını kusacak. Doyup doymadığını öyle anlayacaksın. Öbür türlü doydu mu, aç mı kaldı hep bir şüphe. Kusura bakmayın ama bu kursu ben vermeliymişim. Medya çenen kopsun inşallah. Sus biraz, sus diyorum sana. Aman baba, kursumuza siz devam edin. Ah, hocam çok affedersiniz, ne olur. İşte çılgın. Arkadaşlar hepinizden özür dilerim, ne olur. Affedersiniz, affedersiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar, biz devam edelim.